TUSAŞ'ın Aksungur İHA'sı, TEİ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli turbo dizel havacılık motoru TEİ PD-170 ile 41 saat uçuş gerçekleştirdi. TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Sarsılmaz'ın Düzce'deki fabrikasını ziyaret etti. Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi tarafından 15 Şubat 2024'te Ankara'da düzenlenecek 8. Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'nin basın toplantısı yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı 2023 yılı değerlendirme ve 2024 yılı hedeflerine yönelik basın toplantısı düzenledi. MKE tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli keskin nişancı tüfeği Bora 12-15 yaşına girdi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo 2024'ün ilk koordinasyon toplantısı Ankara'da yapıldı. Türkiye'nin askeri fabrika üretim tecrübesini kullanarak alanında uzman iş gücüyle ortak üretim ve tasarım çözümleri geliştiren ASFAD 6 yaşına girdi. Savunma Sanayi Başkanlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Oğuz Özbal ve beraberindeki heyet Asisgard'ı ziyaret etti. Aksungur İHA'nın satıldığı ülke sayısı 3'e çıktı. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Siber Küme üye firmalarını savunma sanayi firmalarıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir araya getirdi. Türkiye'nin kalifiye olmuş ilk ve en büyük kalibre makineli tüfeği Canik M2QCB başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.